Amerika Birleşik Devletleri iki tane uçak gemisi yolladı bölgeye Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında. Ve dedi ki kimse İsrail'e dokunmasın, ben buradayım, dokunan olursa ben devreye girerim dedi. Kimse de dokunamadı. Ondan sonra Arap ülkelerine oturun dedi, sanırım İsrail'li yetkiliydi o değil mi? Netanyahu. Netanyahu kendisi söyledi. Ben yanlışım, Netanyahu. Netanyahu kendisi söyledi. Oturun dedi oturduğunuz yerde, hiçbir şey karışmayın dedi. Şimdi bunlar karışmadı. Biz de canlı yayında bu HD bebeklerin, çocukların, annelerin öldürüldüğünü izledik. İzlettirildik. Bunların nasıl aç kaldığını, kıtlıkla mücadele ettiğini, çocuklarını emziremediklerini, çocukların, bebeklerin o yüzden öldürüldüğünü izlettirildik. Ben burada sır Washington'da iki kere şey yaptım. E Arap Ligi ülkelerini geldiler takip ettim. Ne yapıyorlar şu an bilmiyorum bile. Ama bu 8 ay önceydi. Şimdi burada kendimize yalan söylersek hiçbir yere ilerleyemeyiz. İlk önce kendimize yalan söylemeyeceğiz. Amerika ve İsrail istediğini yaptı. Gazze diye bir yer bırakmadı. Orada on binlerce Müslümanı, din kardeşimizi katletti ve bu dünyada izledi. Nokta. Benim için bu. Daha sonra değişir bu düzen. Daha sonra değişir bu güç dengesi o zaman konuşuruz. Mesela Türker çok güzel söyledi boykotu anlatamıyoruz diye. Ya anlatamayız tabii. İnsanlara bir tane kahve içme diyeceksiniz. Ondan sonra bölgede dolar milyarderi, petrol milyarderi ülkeler hava sahasını İsrail'e açacak. Doğru. İnsanlar yani böyle bir şey yok. O zaman buradan başlamak lazım. Daha üstten başlamak lazım. Suudi Arabistan kapısında yatıyor Amerika'nın şu savaş bitse de nükleer anlaşmamızı imzalasak diye. E bunlar varken e şimdi ben kendime yalan söylemiyorum. Amerika çöküyor, bitiyor diye. Sizi bilmiyorum. Ya ben de bu noktada de, e, yunusa, yunus'a yakın dünyada, düşünüyorum. Ben dünyada yakın Sovyetler Birliği varken, Sovyetler Birliği çöküyor dediğimizde herkes bize gülüyordu o zamanlar. Yani nereden çıkarıyorsunuz diye. Fakat çöktü. Bakın Sovyet Sosyalistler Sosyal Birliği. Amerika da çökecek. Yani o politika Çökertir diyorduk. çök Çöktü. Şimdi bakın süreç öyle bir iş diyor ki dünyadaki gelişmeleri bence doğru analiz etmek lazım. Bak Ukrayna Savaşı en basitinden daha yakın olduğu için. Bu televizyonlarda sürekli Ukrayna Savaşı'nda Rusya şöyle battı, poz çıktı, dağılıyor, askeri çekiyor falan diye kaç program oldu. E peki gelinen nokta neresi? Bambaşka bir yer. Amerika yenildi Ukrayna'da esas olarak Coşko bunu ben söylemiyorum. Batılı bütün düşünce kuruluşlarında bunlar söyleniyor. Amerika'nın yine e, ekonomisi seçimde içine bulunduğu durum, seçimde düştüğü durum, <laughs> içerideki bölünme. Efendim ya yeni açıklandı e, İsmet beş, Bey bir, bir dakika. Ümit e, uzun de zor şartlarda bağlanıyor ve biri bir şey söylüyor. Ümit ne oluyor orada? Tamam. Evet. Evet şu anda Göksu, şu anda bizi bu alandan çıkarıyorlar. Ee, buradan Hizbullah mensupları artık yayın bitti buradan, buradan gitmemizi istiyorlar. Biz de e, son cümlelerimizi söyleyelim. Şu anda da yanımızda başımızda e, bekliyorlar, etrafımızda uyarıyorlar bizi. Biz bu yayını e, burada sonlandırmamız gerekiyor. Buradaki çalışmalarla ilgili son birkaç cümlede söyleyecek olursam, burada arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Şu anda da yayınımızın bitmesini bekliyorlar. Halil Kahraman'ın yanında hemen bir Hizbullah mensubu var, bunu belirtelim ve iyi geceler dileyelim sizlere. Yaptırmayacaklar belli oldu. Evet yaptırmayacaklar. Evet, bayağı kişi var yanında. Evet. Ümit Uzun ve Halil Kahraman görüntü almak istediler ama Hizbullah yetkilileri orada bu anlamda görüntü vermiyorlar. Hizbullah'ın paylaştığı e, videoda e, sosyal medyada çok konuşuldu. Acaba 3. Dünya Savaşı kapıda mı tartışmalarıyla savaş aslında. Tabii şeyi aslında. unuttuk sormayı. Açıklama oldu onu e, Takip ediyoruz buradan. Efendim hocam? Açıklama ne oldu onu bilmiyoruz tabii. Ya. Madem medya yayın yasağı getiriyorsun, e açıklaman var dünyanda. Şu da... an arama kurtarma şimdi, çalışmaları. E, e, devlet düşünün, yani nereden bakarsanız bakın hala devlet yani. Devlet düşünün, bir bölgenizde bir başka güç kontrolünü ele almış ve size söz hakkı tanımıyor. Kendisi söz söylüyor. İşte yani e, hani daha önce biz bu ülkeleri nasıl bilirdik? Muhteşem yerlerde değil mi? Mehurut rüyaydı. Evet, bir rüyaydı. Aynen öyle. Şimdiki duruma bakın. Sonra da Amerika yenildi, İsrail bu işi beceremiyor. E i̇şte becerdiler becerebildikleri kadar. Bundan sonrasında erceden silerler. Hayır ama er... eğer dirayet edilirse plan koyamaz. Dünya ortaya. tarihi dediğiniz zaman öyle kolay bir şey değildir. Ee, ya sevgili İsmet, İkinci Dünya Savaşı'nda itirazım 10 var sana. Milyonlarca insan öldü. Bak şimdi, Hitler'i durdurmak bak. için çok ölü verildi, ama kurtuldu, Hitler'i yıktı bu, bu millet. Bu dünya dünya yıktı yani nihayetinde bilmem kaç tane ülke bir araya geldi. Bak şimdi. Evet. Burada sana katılmıyorum, itirazım var. Ukrayna'da Amerika yenildi diyorsun. Yani olaya sonuçları itibariyle bakacak olursan evet. Amerika ve NATO karlı çıktı bu işten. Rusya'nın e, yani Avrupa'nın üst tarafında iki üye kazandı NATO. Rusya'yı da bir biçimde orada bir cephe açmak durumunda bıraktı. Şimdi Ukrayna'da savaşı kazanmış, kaybetmiş bu başka bir şey. Ama günün sonunda hani ne derler? Mevziyi kaybedersin de hani diyor e, ya be, da savaşı muharebeyi kaybedersin de savaşı kazanırsın. Tamam böyle bir durum var ortada da. Son itibariyle baktığında Avrupa'da olası Amerika karda. Ben söylüyorum karda. NATO yetkilileri söylüyor. NATO uzmanları söylüyor. NATO uzmanları söylüyor bunu. Ben demiyorum ki NATO, ne diyorsa, NATO Trump, beyin, ölümü, Başkanı, beyin ölümü gerçekleşmiş konuşunca... bir örgüttü İsmet'ciğim. NATO beyin ölümü gerçekleşmiş bir örgüt idi. Doğru mu? Bunun e, açıklamaları bizzat NATO üyeleri tarafından yapılmadı mı? Yapıldı. Sonra Amerika bir numara çevirdi orada. E, Ukrayna'da e NATO bırak beyin ölümünü. Ay, can suyu, can Simidi ayağa kalktı. Şimdi bak şunu söylüyorum. Ya bunu bak şimdi söylüyor, bu Allah göstermesin. bir yakınımız, hepsi gitti, bir yakınımız, bir yakınımız, bir yakınımız kanser oldu. Tamam mı? Yani yakalandı. Nalet olası hastalık geldi buldu. Şimdi kanseri olumlayabilir miyiz? Ha iyi olmuş diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Ama kanser oldu. Bu böyle bir şey. Bunu kabul etmek lazım. Bu, bunu kabul edersen eğer doğru tedaviyi... tedaviye... Ya, ya da doğru reçeteyi yazarsın. Yani üzerini örtmekle olmadı, bitti, yandı, bitti, kül oldu dersen eğer kanseri reddetmiş oluyorsun. Dolayısıyla tedavi de edemezsin. Bakın, Önemli olan Amerika, bunu tespit Amerika etmek. Amerika ve İsrail'in en büyük gücü, en büyük gücü propaganda gücü. Siz eğer o propagandanın esiri haline gelirseniz onları büyütürsünüz. Şimdi propaganda emperyalist ülkelerin tamamının tamamının propaganda gücü propagandadan geçer zaten. Pierre çalışması propagandasını yapar. Bu başka ya bir yani şey. Gelip evet yani propagandaya onu büyüt, teslim olmakla suçlama beni burada. Onu, onu karşı karşı argümanla gelirim o zaman sana. Doğru değil. Bu doğru değil. Doğru olan ne biliyor musun? Bu kanseri teşhis edeceksin. Tamam diyeceksin. Ya bu kanser. Ondan sonra tedaviye bakacaksın. Amerika kaybetti, Amerika köz, Amerika, Amerika yani Afganistan'da yenildi diye bir türkü var ortada. Ya nereye yenildi Allah aşkınıza ya? Amerika evet, Rusya'nın burnunun dibine, Asya'nın ortasına, Çin'in burnunun dibine, sınırına, tam o göbeğe bir şeriat devleti kurdu ya. Al uğraş şimdi. 90 milyar dolarlık malzemesini de bıraktı gitti, ya, korkudan şimdi, mı gitti? Yani... Şimdi Afganistan, orada Afganistan, Afganistan gerçeğini yok Bey seversen. Ya bu dünya o uçakları, o tekerlerden düşen Amerikancıları nasıl izah edeceksiniz? Ya bırak bunlar, ya bunlar, bunlar. olayı artık şimdi, Amerikalılar kabul ya, ediyor. Olayın, Dezil olduk olayın, diye. Ya. Siz bak nasıl şimdi, kabul etmiyorsunuz? Olayın sonuna baksana yani en sonuna baksana onlar bu emperyalistlerin... Feda ettiği, evet. tırnak içinde feda ettiği ya da feda edebilecek unsurlar. Onlar öyle bakıyor olaya. Sonuçta geldiği noktada bir Afganistan diye bir ülke var. Rusya'nın, Çin'in tam ortasında Asya'nın göbeğinde kurdu mu? Kurdu. Bitti. Hani neresi e, mağlubiyet burada? Yapmak istediği e, yerde orada. Rusya'yla Çin'le ilişkileri var Karar, şimdi Afganistan'ın. Çin'de e, kullanacak Afganistan'ı. Hayır tam tersine. Tam tam tersine iki ülkende ilişkileri var orayla. Amerika gitti diye iki ülkede orada ilişkileri var. Yani kendi sürekli görüşmeleri var. Ya elbette bir devlet Amerika de gitti gitti orada. diye oraları oraları ama son, son Günün, günün sonunda nasıl bir görüşme olacak bu günün sonunda? Amerika kendine bağlı bir şeriat devleti kurdu orada. Orada duruyor. Çok ya al, ben hala Afganistan'da Amerika niye gitti o zaman kendine bağlı? devlet kalmadı burada. ya İhtiyacı kalmadı. İhtiyacı kaldı, kalmadı hiç İhtiyacı kalmadı artık o bölgede. 90 milyar dolarlık silahını, teçhizatını, mühimmatını bıraktı. Al kardeş tepe tepe kullan dedi. Onu da bıraktı. En son noktada öyle bir kıyak yaptı. Ondan sonra çekti, çekildi gitti. Al uğraş dedi şimdi. Uğraş. Al, bak onun Vallahi yansımalarını bunu, önümüzdeki 10 yıl teoriyi... içinde 10 yıl içinde göreceğiz. Kimin kim anları bilmem. E göreceğiz yani göreceğiz Amerikanın oradaki pozisyonunu göreceğiz yani. Amerika bakın ortada Türkiye şu anda şu anda eğer bölge ülkeleri başta Suriye ile silahlı bir işbirliği yaparsa ki yapılan açıklamalar bu yönde teröre karşı işbirliği deniyor. Teröre karşı işbirliği e, neyle olur? Silahlı olur. Bu işbirliği sağlanırsa Afganistan'ın bir örneğini Suriye'nin kuzeyinde de şeyinde Fırat'ın doğusunda da göreceğiz. Yaşayıp göreceğiz. Anlamadım. Peki derin bir sessizlik oldu. Türkiye rakıncı. Eğer diyorum Suriye ve Türkiye artı diğer komşu ülkeler teröre karşı silahlı işbirliği yaparlarsa ki bu, bu noktaya doğru ilerliyor işler. Görüşmeler bence olumlu. Bazı sabotajlar yapılsa bile Sayın Cumhurbaşkanı provokasyonlar olabilir diyedi zaten uyarmıştı. Şu anda o provokasyonlar yapılıyor. Bunlar aşıldığı anda eğer bu silahlı işbirliği teröre karşı yapılırsa bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'e karşı da işbirliğidir. Çünkü terörün arkasında bunlar var ve Afganistan'daki manzarayı Fırat'ın doğusunda da göreceğiz. Bak bu çok uzun da olmayacak öyle sanıyorum.